Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Yurdanur. Bugün sizlere Ramazan ayına yakışacak, çok lezzetli, oldukça görüntüsü de çok güzel bülbül yuvası tarifim var. Böyle yemelere doyamayacaksınız. Misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Tatlının şerbetini yapmakla işe başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şekeri aldım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave ettim. 1 dilim limon bırakıyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp ocağı kapatıyorum. Tatlının hamurunu hazırlıyorum. Oda sıcaklığında bekletilmiş 125 gram margarini yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvıya, yağ, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı yoğurt ekledim yarım çay bardağı irmik ekledim. Bir paket vanilin, bir paket hamur kabartma tozunu da ekliyorum. Unu eklemeden önce tüm malzemeleri elimle güzelce eziyorum. Tüm malzeme güzelce karıştıktan sonra un eklemeye başlıyorum. İlk etapta 2 su bardağını ekledim. Üçüncüyü kontrollü bir şekilde ekliyorum. Yoğurdunuz suluysa daha fazla un alacaktır. Ama benim yoğurdum çok fazla sulu olmadığı için 3 su bardağı un kullandım. Hamuru toparladım ve iki eşit parçaya ayırdım. Tezgaha buzdolabı poşetini kesip yaydım. Bezelemiş olduğum hamurlardan bir tanesini üzerine koydum ve üzerine yeniden buzdolabı poşeti kapatıp merdane ile açmaya başlıyorum. İstediğim genişliğe gelene kadar açacağım. Evet istediğim genişliğe geldi. Üzerindeki poşeti kaldırıyorum. Çay bardağıyla kesiyorum. İsterseniz kalıp da kullanabilirsiniz. Herkesin evinde çay bardağı var diye en uygun olarak ben çay bardağıyla kesmeye başladım. Çok fazla fire vermeden dikkatli bir şekilde hamuru kestim. Arasında kalan fazlalık hamurları da çıkarıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine paletle alıp yerleştiriyorum. Belli aralıklarla dizdim. Yapılışı oldukça kolay ve pratik. Görseli de çok güzel, lezzeti de çok güzel. Misafir sofralarınız için bence çok uygun. Mutlaka deneyin. İkinci bezeyi de açıyorum. Üzerine yeniden poşet koydum. Merdane ile açtım. Yeniden çay bardağını kullanıyorum. Evet çay bardağıyla kestikten sonra yeniden arada kalan hamurları toparladım. Şimdi evinizde ne varsa su kapağı veya duy, soda şişesi, kola şişesi de kullanabilirsiniz. Orta kısmına bastırarak böyle oyuyorum. Evinizde ne varsa ne uygunsa temizleyip kullanabilirsiniz. Hamurları bu şekilde oydum. Bir tane yumurtanın akını fırçayla tepsinin içerisindekilerin üzerine sürüyorum. Ortasını oymuş olduğum hamurları üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Üst kısmına eklediğimiz hamuru koyarken biraz daha dikkatli olalım. Yumurta akı sürdüğümüz için çabuk yapışacaktır ve eğer yanlış bir şekilde yapıştırırsak zor bizim işimizi zorlaştıracaktır. Tüm hamurları bu şekilde yapıyorum. Ve bir tane yumurtanın sarısını güzelce çırptım. Üzerine sürüyorum. Orta kısmına sürmenize gerek yok. Hamurların bu ortada kalan boşluk kısmına ben fındık yerleştiriyorum. Ceviz de yerleştirebilirsiniz. Fıstık da yerleştirebilirsiniz. Ben 4'er tane fındık yerleştirdim. Kesmiş olduğunuz aparatın genişliğine göre fındıkları yemişleri daha fazla alabilir veya daha az alabilir. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fansız ayarda 43 dakika pişirdim. 40 ila 45 dakika arasında kontrolü pişirin lütfen. Tatlının ala sıcağı geçtikten sonra tepsinin altındaki yağlı kağıdı çıkardım ve yeniden böyle tepsinin içerisine dizdim. Soğumuş olan şerbeti üzerine kepçeyle gezdiriyorum. Diğer kalan hamuru da yaptım. Onlar da fırında. Toplamda 30 tane tatlımız oluştu. Tatlı şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Benim fazla zamanım olmadığı için size hemen videoyu yetiştirmek istedim. 10 dakika beklettikten sonra tatlıyı servis ettim. Aslında 2-3 saat böyle dinlenmesi lazım daha sonra servis edilmesi lazım. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi küçük de olsa yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.